Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Kısa bir pazar turundan gene selamlar. Bugün biz nasip olursa Didim'e doğru gitmeyi planladık. Hem denize gireceğiz, hem biraz dolaşacağız. Aydın merkeze 1,5 saat bir mesafede Didim. Güzel bir yer, tatil yeri yani. Yazlıklar, siteler falan bayağı geniş bir alanı var. Biz otel de burada, Didim Akbük'te. Görüşmek üzere, biz çıktık gene, arabadan başladık gene videoya. Allah'a emanet, hayırlı yolculuklar bize. Evet arkadaşlar, burası Söke. Şu an Söke'nin içine girmeden paralel yanından geçtik. Didim yolu buradan devam ediyor. Bu yoldan ayrıca Marmaris, Bodrum tarafına da gidilebiliyor. Milas, Muğla. Bu yol ondan dolayı bayağı yoğun bir yoldur. Böyle. Buradan aşağı yukarı yarım saat 40 dakika falan bir mesafede Didim. Gidiyoruz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Didim'in girişinde Aqua Park var burada. Didim Aqua Park. İleride de sağ tarafta Tavşanburnu Orman Kamp Alanı var. Şöyle sağ tarafı da gösterebilirsin canım. Buralarda da denize giriliyor. Efendim oğlum. Şimdi birazdan Didim isimli şey var. Didim'in antik şehri var. Yani Didim isminin geldiği antik şehir. Birazdan onun yanından da geçeceğiz. Şu an sağ tarafımız Tavşanburnu Orman Kamp Alanı. Hemen sağımız. Gösterebilirsin canım. Büyük, bayağı da meşhur bir yer burası. Yoğun, kalabalıktır yani. Sol tarafta gene sahil siteleri var. Bu Didim'in eski şeyi, eski yol üzerinden, Akköy yolu üzerinden geliyoruz biz şu an. Ayrıyeten Bafa Gölü tarafından yani Muğla yolu üzerinden de girişi var aslında. Ama bu eski yolu ben özellikle buradan girmeyi tercih ettim, göstereyim diye. Düğün var galiba, düğün konvoyu. Evet, şu an Didim'e giriyoruz arkadaşlar. Burada Napolyon Tapınağı ve Didim Antik Şehri var. Şimdi sağ tarafımızda bir yerde, ileride göreceğiz. Var. Şu karşıda orayı restore etmişler herhalde. Evet arkadaşlar, Didim antik şehri bu şekilde. Biz biraz ters yerden girmişiz ama döndük tekrar. Ücretli giriş, karşıdan giriliyor. Şöyle büyük bir alan arkaya doğru gidiyor. Arkada herhalde antik tiyatro alanı falan da olması lazım. Bildiğim kadarıyla ben çok küçükken girmiştim buraya. Böyle. Bu ileride de bir yol var. Didim'in içine, merkeze gireceğiz. Oradan Altınkum'a ineceğiz. Altınkum büyük bir plaj. Bayağı güzel, iyi bir plaj. Denizi, suyu yani kumu çok güzel. Bakacağız, orada denize gireceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Şu an Didim'in girişi arkadaşlar, burası şehir merkezi. Böyle rampadan aşağıya doğru, tam aşağısı da Altınkum, Barlar Sokağı falan hep oralarda. Güzel, küçük bir, eskiden küçüktü yani, ben yıllar önce geldim. Şu an bayağı büyümüş, büyük şehir olmuş yani neredeyse. Bakalım, gezeceğiz. Hemen zaten klasik böyle palmiyeler falan gördünüz mü? Bilin ki tatil yerindesiniz. Ege'de veya Akdeniz'desiniz. Biz dolaşıyoruz. Görüşmek üzere. Evet, burası.
burası Altınkum. Şimdi plaja ineceğiz. Biz önce ön tarafına geldik. Limanın bu tarafa. Semih Hanım, merhaba. Merhaba. Anne. Kocaman. Eyüp Ali, bay bay yapalım. Şu an bayrağın altındayız bari. Şimdi inelim. Altınkum. Çok güzel bir denize, çok güzel bir plajı var buranın. Gerçekten kumsalı bayağı büyük. Güzel bir kumsalı var. Altınkum bayağı karşıya kadar gidiyor plaj. Şöyle etrafı göstereyim. Sezmanı oturanlar, denize girenler. Şöyle yakın tekneler de var. Evet, Altınkum plaj bu şekilde. Böyle kafeler, barlar var denize bakan. Güzel bir ortam var. Bu tarafa doğru da gidiyor. İleride marina var, iskele var. Dedim Altınkum bu şekilde arkadaşlar. Böyle plajlar zaten az önce deniz göstermiştim. Burası bayağı büyük bir plaj ve kumu çok güzel. Yani Altınkum ismini gerçekten hak ediyor burası. Öyle bir yer. Bizimkiler de burada. Biz şimdi çıktık denizden, arabaya gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Akbük burası. Akbük'e geldik. Burada da çokça site var. Böyle müstakil evler, dubleksler. Buranın havasının güzel olduğunu söylüyorlar. Burada yerleşik duran çok insan var. Havası güzelmiş yani. Sakin oluyor bir de, biraz daha böyle çok yoğunluk, kalabalık olmuyor buraya. Sadece burada sitesi olanlar genelde geliyor. Çünkü uzak biraz merkeze yola. Ondan dolayı güzel yanları da var tabii. Şu an bayağı harabe olmuş buradaki evler. Seslenmiş herhalde. Bizim videolarda bizi takip edip sağ olsun Aydın'a bizim vesile olmamızla diyelim yani taşınmış bir aile var. Çok sevimli bir aile. Sağ olsunlar, bizi Aydın'la dükkana da ziyarete geldiler. Anlattılar, böyle videolarınızı izledik, Aydın'ı çok sevdik deyip. Onlar da Didim Akbük'e yerleştiler. Bugün gelmişken onları da bir nasip olursa ziyaret edeceğiz. Biz de Konyalılar aslen. Yani çocukları burada okuyorlarmış, o vesile olmuş. Bizim videolarımız da hoşlarına gitmiş. Hem tanıştık ailecek, iyi insanlar. Şey olursa bir saat sonra falan da bir onlara uğrayacağız. En azından bir selam verelim dedik. Onlar da burada yerleştiler. Şu an Didim'de oturuyorlar. Böyle sağımızda halk plajı var. Buralar çadır kamp kurmak için de müsait yerler. Yani genelde ortamı müsait olduğu için kimse rahatsız etmez burada. Uygun iklimde. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Karavanınızla veya kamp kurarak çadırınızla rahat kalınabilecek bir yer. Biz gezmeye devam. Görüşmek üzere.
Akbük böyle arkadaşlar. Biz sonuna kadar gittik. Tekrar geri döndük. Şöyle siteler görünüyor. Karşıda da şey var. Yüksek bina var. Şu tarafta. Orası Caprice Otel. Durum bunda ibaret. Burası böyle. Oğlum sen nereye geldin? He? Ne var orada? Kuşlar mı var? Bıldırcın mı var? Gördün mü kuşları? Bak bak burada tavuk yem yiyor bak. Bak tavuklar var, keçiler varmış. Çok güzel bir yere gelmişiz değil mi biz? Ama sen oradan düşersen. Baba. Semih Hanım neredeyiz? Helvacı ailesi yollarda bu hafta nereye geldi? Muhabbetiniz hemen araya gireyim. Fatma tartışıyorduk. Fatma Nur ablaların evine geldik. Baba. Dedim Akbük'e. Baba, baba. Şöyle hayvanları göstereyim. Fatma Nur'un alsana. Bir de sesi çok olur. Bizim YouTube'dan takipçilerimizdi sağ olsunlar. Onlar bizi ziyaret ettiler, tanıştık. Biz de onları ziyarete geldik. Eyvah, el salla bakayım. Bay bay yap. Bir de hey hey yap. Çok çekildin. Bu hafta böyle kısa bir tur yapalım dedik. Didim'i hem gösterelim. Ağzı hem de olmayın. Ziyarete sebep oldu yani. Sürme ağzına. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza. Allah razı olsun. Güzel, biz de mutluyuz. Böyle büyük bir aileyle tanıştık. Hadi görüşürüz. Dostlar, İnan ailesi böyle ziyaret ettik. Çok güzel evi, bahçeleri. Didim Akbük'teyiz hala. Şimdi çıkıyoruz artık. Herkese buradan bizi misafir ettikleri için teşekkür ederiz. Sen de bay bay yapalım. Kedi de böyle. Böyle bakalım. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Dostlar, biz böyle kısa bir pazar turuyla günü kapatıyoruz. Yola çıktık. Nasip olursa şöyle gün batımı, kızıllık, çok güzel bir hava var. Aydın'a gidiyoruz artık. Şu an Didim'den çıktık. 1,5 saat gibi yolumuz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.